Hani derler ya, kalori kısıtlamasını yapalım. Günlük 50 gram, hatta altında karbonhidrat alırsanız zayıflarsınız. İşte bu 50 gramı aklınızda bir tutun lütfen. Şimdi ben size tersten dolaşıp bu 50 gramı, hatta daha altına geleceğiz, İlginç ve enteresan bilgiler vereceğim. Efendim biz glukozu alıyoruz. Glukozu aldıktan sonra onları bir tespih gibi diziyoruz. Bir dal yapıyoruz ve o dallardan da kocaman bir ağaç yapıyoruz. İşte buna da glikojen adı veriliyor. Her dalda aşağı yukarı 8 ila 12 civarında glukoz molekülü var. Toplam dallara baktığınız zaman 2 ila 60 bin civarında glukoz molekülünü en ideal, en uygun, en stratejik şekilde saklama imkanı veriyor bize glikojen molekülü. Yani glikozun depolanmış formu glikojen. Belki de biliyorsunuz. Peki bu glikojen karaciğerde mi? Evet, bir de karaciğere bakalım. 70 kilo ağırlığındaki bir insanda karaciğerin ağırlığı aşağı yukarı 1-1,5 kilo civarında değişir. 5 ila 8, 5 ila 6 denilen yüzde oranında da glikojen deposu olarak kabul edilir. Dolayısıyla elimizde ne kadar var? 75 ila 120 grama kadar değişen bir skala. Hadi 100 gram olsun diyelim. Peki glikojen sadece burada mı depolanıyor? Hayır, aslında burada biraz az depolanıyor. Asıl bizim glikojen depomuz nerede biliyor musunuz? Kaslarda. Niye? Kasta glikoza ihtiyacımız var, o yüzden. Peki kaslar bu derecede glikozu kullanır mı? Öf, hem de nasıl kullanır biliyor musunuz? Çünkü istirahat haline göre çalışan bir kasın glukozu tüketme kapasitesi 10 kat artıyor. Tabii egzersizin ağırlığına bağlı olarak. Dolayısıyla çatır çatır cayır cayır glukozu harcar ve glukozu içine aldığı zaman da vermez. Çünkü onunla ilgili enzim eksiktir. Onun haricinde ikinci sırada karaciğer gelir, sonra böbrek ve aynı zamanda enerji ihtiyacına göre kırmızı kan hücreleri diye bu şekilde devam eder. Peki bütün bunun haricinde biz normalde kanımızda ne kadar şeker var? Ne diyeceksiniz ki de işte kan şekeri 70 ila 100 civarında değişiyor miligram bölü desilitre. Hayır, toplam glukozumuzu ne kadar acaba? Bu çatır çatır en etkili şekilde çalışan bu vücudumuz ne kadar saatlik bir glukoz ortalama düzeyi var ki bizi ayakta tutuyor? Sıkı durun. 4 gram. Evet, yani anlık 4 gramlık bir kan şekeri toplam olarak sağlandığı zaman sizin vücudunuz gayet efektif bir şekilde çalışıyor. Buradan ne öğrendik? Bir kere mükemmel bir şekilde verimli çalışan bir sistemimiz var. Ve aynı zamanda glukoz enerji olarak bizim için önemli. Karbonhidrat olarak %10-12 civarında depoluruz. Büyük bir kısmı yağa gider. Dolayısıyla aklımızda kalacak şey şu: karbonhidratın önemi, fakat aynı zamanda karbonhidrat fazla yenildiği zaman da harcanmasının ne kadar zor olduğu ve depolaya gitmesi ve yağa gitmesi, şişmanlık vesaire diye. Halbuki bizim vücudumuz o kadar güzel bir şekilde, mükemmel bir şekilde çalışıyor ki çok az glikozla bile kendi fonksiyonlarını idare edebilecek nitelikte bir vücuda sahibiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.